İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 7 aylık icraatlarını bir İstanbul olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Akbil indirimi benim çok işime geldi. Ondan sonra pek bir artısını görmedim açıkçası. Ben memnun değilim Ekrem İmamoğlu'ndan. Hiçbir icraatını göremedik. Hiçbir şekilde öğrencilere bir faydasını göremiyorum. Bir sürü arkadaşımız okuyor. Burs vereceğiz dediler. Hiçbir şekilde burs vermediler. Ben hiçbir şekilde memnun değilim. Yeni seçimin olmasını istiyorum. Ben de pek bir icraat görmedim şu zamana kadar. Herhangi bir şey görmedim yani. Beklediğimizin altında kaldı. Ben %70 ortopedi engelliyim. Çocuk felci olduğum için benim sıcak olması lazım. Doğal gazı ve elektrikte indirim istiyorum. Yani talebim bu. Ekrem İmamoğlu'ndan ben bunu talep ediyorum. Şimdi 7 ay kısa bir süre. Hani çok büyük bir şey beklenemez. Ben Ekrem İmamoğlu'nun bir şeyler yapacağını düşünüyorum. Hani olumlu bir şeyler yapacağını düşünüyorum ama bunun çok iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü baktılar hiçbir türlü iktidara gelme gibi veya bir şeyler başaramıyor CHP. Ne belediyecilikte ne dediğim gibi bütün seçimlerde yenilme durumu oldu. Şimdi ben biraz taklit olduğunu düşünüyorum. Çünkü baktılar Recep Tayyip Erdoğan nereden geldi? Belediyecilikten geldi. Nasıl geldi? Çalıştı ve geldi. Şimdi ben Ekrem İmamoğlu'nun açıkçası dediğim gibi biraz taklit ettiğini düşünüyorum ama güzel şeyler yapacak. Çünkü insanları başka türlü etkileyemiyorlar. Etkileyemeyecekler. İstanbul'da bir proje, güzel bir proje olacak ve CHP veya Ekrem İmamoğlu'nun buna muhalefet olmaması zaten beklenemez. Hani Kanal İstanbul'a da sıkıntılı bakacak. Her şeye sıkıntılı bakacak. Bunlar böyle. Yani CHP böyle bir parti. 6 ay içinde ne yaptı? Yapılmadı diye de söylüyorlar. Süt dağıtıyor, bit dağıtıyor. Onlar hiç gözükmüyor yani. Söylenmiyor. İyi icraatları var. 7 aylık Kemal Sunal'ın filmleri gibi aynı. Hanım evde zengin bir çocuk olur da evin çocuğu böyle her oyunu bozar ya böyle. Mahallede biz ona öyle gırnakçı derdik. 10 tane çocuğun bir tanesi var yaramazdır yani. Gırnakçı derdik, oyun bozanlardır. İmamoğlu da öyle. Ben şu an arabalara millet binemiyor bak. Belediye arabalara binemiyor. Metroya binemiyor. Şimdiden gidiyor Kanal İstanbul'a uğraşıyor. Ya sen neyin ya? Önce şu arabaları halletsen ya. Şikayet. Tayyip Erdoğan ilk belediye başkanı olduğunda gece 3'e kadar çalıştı. Çöplüğe yığılı. Sular akmıyor. Millet abdest alıyor. Su bulamıyordur. Kimse hiç şikayet etmedi. O zamanki Erol Vali Çakır yurt dışına çıkamıyordu. Bu 22 defa yurt dışına çıkmış yani. O yüzden ben kızmıyorum ben yani. Ben CHP'yle, HDP yani PKK partisiyim ben. Ben onlara kızmıyorum. Onların görevi var. İyi Parti de aynı bunda. Erdoğan hükümeti yıkmak. Aynı Abdülhamid'i nasıl yıktılar? Osman'ı nasıl yıktılar? Menderes'i nasıl astılar? Muhsin Yazıcı'yı nasıl zehirlediler? Erbakan'a ne kadar zulüm ettiler? Aynısını da yapıyorlar yani. Ama bizim içindeki maalesef özür dileyerek saf Müslümanla, saadetle, sayı veren yani MHP'nin içinde. Ankara'da Mansur'u MHP'yle kazandırdı. Ankara'da MHP'nin oyu yoktur. HDP'nin vardır İstanbul'da. Bizim saadetle gittiler oy verdiler. Hiçbir şey başardı. 7 aydır hiç geziyor. Gitti İngiltere'den para geldi. Ne etti parayı? Sanatçılara Sultanahmet'ten Üsküdar'da o Aten ateist sanatçılara o yalaka CHP'nin yalaka sanatçılarına para verdiler. Cumhuriyet Bayramı. Gittiler 50 tane akar. Ben İskender emekliyim. Sura İdaresi'nden. İskender Müdürü Kayıthane'de 850 milyon lira heykel açılış yaptılar. Heykel sen yiyecek mi ya? Put mu? Bunun işi gücü bu. Heykel yapmak. Heykel. Atatürk kullanmak. Ben şuradan meclise sesleniyorum. Atatürk koruma kanunu varsın. Atatürk'ü CHP'den koruma kanunu çıkarırsın. Çünkü Atatürk'ün ölüsünden çok bunlar faydalanıyor bu CHP. Belediyeler yani. Dirilse gelse Necikler vallahi CHP'ler karşı gelir. Dirilse bunlar CHP'ler yok edecek başta. Ben peki, niye bu kadar kullandınız diye. Peki bu 7 aylık süreçte en çok kızdığınız ya da şu icraatı iyidir dediğiniz bir şey var mı? Bak ben belediyeden emekliyim. Hiçbir şey yok ya. Ben belediyeden emekliyim ben. Büyükşehir'den emekliyim ben. Yine 2 sene oldu. Yaptığı hiçbir şey. Kötüye gidiyor. Millet arabalara binemiyor. Bak ben Göztepe örnek mahalle. 5 tane sonra gelin arabalara binemiyor. Metroya binemiyor. Metrobüslere binemiyor millet. Yok süt bedava. Yok şu bedava. Gidiyor kendi siyasetine uğraşıyor. Diyarbakır'a gidiyor. Gidiyor Kanal İstanbul'a. Senden bundan ne işin var senin? Sen İstanbul'un dertlerine, sıkıntılarına uğraşsan ya. Yok işi gücü şarkıcılara para dağıtmak. Eğlence.
Tarkan'a, Alene Tilki'ye, ondan sonra Cem Yılmaz'a, bunlara geçen şey böyle tiyatroya. Sen işte ne işin var tiyatroya, miyatroya ne? Sen İstanbul'un sıkıntılarına baksana ya. Bu milletin iyi günleri İstanbul'u. İstanbul iki sene sonra perişan olacak bak. Millet oy verdi, elimizi kırsa da bu adam oy vermek demeyecekler yani. Bu kadar basit. Yani hiçbir şey daha yapmadı, görmedik ki. Anca gezdi, yurt dışlarına gidip gelip anca konuşuyor. Her şey güzel olacak ama hiç güzel olmadı. Hiçbir şey güzel olmadı. Daha şu ana kadar bir şey göremedik adam akıllı. Metrobüsler sıkıntı. Bakalım bir şeyler yapacaklarına inanıyorum. Yani çok fazla bir şey göremedik yani söyledikleri kadar. Dedikleri kadar bir şey göremedik 7 ayda. Zaten her şey hazır yapıldı. Her şey muntazamdı. Yani yaptıkları hizmet yok gibi yani. Şu anda yok. Gerçekten yok. Gezdiğimiz, yürüdüğümüz yerler hep pis. Gördüğümüz kadarıyla Sultanahmet'teyiz şimdi. Her yer pis. Kendi çok vaatlerde bulundu ama hiçbir şey yok şu anda 7 aya kadar. Bak, hiçbir şey kalmadı ki. Hiçbir şey kalmadı yani. Her şeyi yapılmış. Hala yapmaya devam ediyorlar. Gerçekten hayırlısı dileyelim. İnşallah daha güzel olur. Beklediğimiz gibi şeyler olur inşallah. Bazı projelere karşı çıkıyorlar. Yani bilmiyorum, bundan önceki belediye şeyler daha bence güzeldi. Daha her şey olumlu, güzel. Yani pek bir şey yaptığını düşünmüyorum. Devletimiz ne yapmak istiyorsa ona karşıt görüşleri var. Çok tutarlı konuşmaları yok. Çok da hoşuma gitmiyor. Yani İstanbullular için hezimet gibi bir şey benim açımdan. Bir İstanbullu olarak şu an çok bir icraat görmediğimi söylemek zorundayım. Yani köklü bir değişim olacağı söylendi. Fakat köklü bir değişim de görmüyoruz. Yani şu an tamamen bir söylem var. Fakat icraat kısmında bir aksaklık olduğunu düşünüyorum. Bir defa Kanal İstanbul devleti ilgilendiren bir durum. Tabii ki şehri de ilgilendiriyor ama proje olarak devletin yönetiminde olan bir, inisiyatifinde olan bir süreç. Dolayısıyla İstanbul Belediyesi'nin bu kadar, İstanbul Belediye Başkanı'nın çok fazla siyasi olmaması gerekiyor bence. Önce İstanbul Belediye Başkanlığı'nda kendisini kanıtlaması lazım. Yaklaşık 6 ay oldu galiba belediye başkanı olalı, 7 ay oldu. Çok erken. Yani yeni bir Atatürk'müş gibi bu kadar lanse etmenin bence gereği yok. Çok erken. Yani öyle biri de olabilir, olmayabilir. Önyargılı olmak adına söylemiyorum ama çok erken. Yani İstanbul'la ilgili bu kadar politize olmanın gereği yok. Önce İstanbulluya hizmet etmek gerekiyor. Önce İstanbullunun olurunu almak, onayını almak, saygısını almak gerekiyor. Sonrasında evet, yani ileriki kısımlarla ilgili bir belediye başkanının hayali varsa onu yapabilir. Ama önce bu vazifenin hakkını vermeli. Yani mesela öğrencilerle ilgili indirim yaptı. Bu öğrenciler için çok güzel bir şey. Metrolar işte Marmaray'la sabaha kadar açık oldu. Mesela bir yere gittiğimizde hani gece taksiye binmek zorunda kalıyorduk. Bu da iyi bir icraat 6 ay için. Başka ne yaptı? Ya yani ben iyi değerlendiriyorum. Başkan Ekrem İmamoğlu bu 7 aylık sürede bu Kanal İstanbul mevzusuna çok takmış durumda galiba. O konuda biraz oraya yoğunlaşmış durumda. Yani daha henüz bir şeyini göremedik İstanbul olarak, İstanbullu olarak. Yani dediğim gibi bütün İstanbul gündemi Kanal İstanbul'a yoğunlaşmış durumda. Her şey onun üzerinden dönüyor. Seçim öncesi konuşmalarında şimdi bu kayyum atanan belediyelere tabii kendi karşı olduğunu söylüyor ama seçilmiş olmak suç işlemeyi meşru kılmaz. Yani bu yüzden kayyumlarla ilgili ben herhangi bir problem görmüyorum. Eğer birisi suç işlemişse ister seçilmiş olsun, ister atanmış olsun, ister gökten zembille insin. Gereği yapılmalı. Burası hukuk devleti yani. Bu konuda yani dediğim gibi ama kendisi medyatik. Her fırsatta her şeye üzülüyorum. Kalbim kırılıyor. Ama biz de bir icraatları görelim. Değerlendirelim. Biz yani o partili bu partili değiliz. Bundan öncekilerini de eleştirdik. Bunu da eleştiririz. İyi bir şey yaparsa överiz. Biz hizmet bekliyor onlardan. Onlar basit yolu, iki günde bitecek yolu bir 15 gündür çalışıyorlar, daha bitiremiyorlar. Halbuki iki günde biter bu yol. İşçi mi yok? Dolu işçi. Çalıştırsın, bitirsin.
Biz çok güzel hizmetler bekliyoruz. Biz vatandaş olarak İstanbul Belediyesi'nden ve Büyükşehir Belediyesi'nden çok hizmetler bekliyoruz. Şu an için hiçbir değişiklik görmedik. Toplu taşıma kullanıyoruz biz. Aynı yoğunluk devam ediyor. Yani herhangi bir şey yok. Aynı sistem devam ediyor şu an. Peki seçim öncesi verdikleri sözleri yerine getireceğine inanıyor musunuz? İnanmıyorum. İnanmıyorum. Önce İmamoğlu'nun belediye başkanı olup olmadığına haberimiz yok. Bunu bir yani bir memur gibi görüyoruz. Yani bu dış güçlerin bir memurudur buraya gelmesi. İmamoğlu'nun bu şekilde buralara gelmesi hiçbir icraatın sonucunda değildir. Sadece dış güçlerin bir araya gelmesi onu bu şekilde buralara gidilmesidir. İmamoğlu'nun hiçbir icraatını görmedik ve hiç de beklemiyorum. Beklemiyorum. Çünkü ben bunu Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'nda dahi ben bunu yani görmedim, duymadım. Neden diyeceksiniz? Ben bu Ekrem İmamoğlu'na şunu söylemiştim. Siz Beylikdüzü'nde belediye başkanı olamazsınız dedim. Fakat sen öyle san dedi. Meğer daha çok işte dediğim gibi o dış güçlerin, o projenin adamı olduğu için buralara gelmiştir. Yoksa Ekrem İmamoğlu'nun cehaveten belediye başkanı seçilme olayı da yoktu. Yani bu bir şanstı. Beylikdüzü belediye başkanı oldu ama hiçbir şey yapmadı. Oradaki insanlar yeşil alanlarımızı inşaat haline getirdiler. Parselediler ve Yakuplu'ya gidin. Yakuplu'da basında belki siz takip etmişsinizdir. Yakuplu'daki o çöp yığınlarını dahi oradan almamıştır.